Merhaba sevgili 3. sınıflar. Yaz tatilini geride bıraktık ve Tonguç Akademi YouTube kanalına geri döndük. Okullarımız açıldı. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Peki biz bu sene neler yapacağız? Bu sene matematikte beraber olacağız. Doğal sayılar konusundan toplama, çıkarma, çarpma, bölmeye, onun dışında sıvı ölçme, tartma, bir sürü zaten bir önceki videomuzda da bizler paylaşmıştık neler olduğunu 3. sınıfta. Bunların hepsini matematik alanında beraber yapacağız. Bizler bugün doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Eğer hala takip etmediyse takip edebilir. Sonra da videoyu beğen butonuna basarak beğenebilirsiniz. Hızlıca videomuza çünkü geçiş yapacağız. Bugün ne yapacağız? Eylül ayı programını açıklamalar kısmından öncelikle indiriyoruz ve bizleri sistematik bir şekilde takip ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra neler yapıyoruz? Şu anda yapabilirsiniz. Ben bunları konuşurken hemen Eylül ayı programı linkine tıklıyorsunuz ve bilgisayarınıza bunu indiriyorsunuz. Burada bugün doğal sayılar konusunu işleyeceğiz ve hemen yarına doğal sayılar konumuzun neyi var? Tabii ki ödevi var. Kitaplarımız burada. Sıfırdan 3'e tüm dersler ve taktikli soru bankası kitaplarımızdan ödevlerimiz var. Hemen buradaki programda sayfalarımız yazıyor. 0'dan 3'e kitabımızdan 74-77 yapıyoruz. 74-77'de neler var arkadaşlar? Hızlıca bakalım. Şöyle 74-77'de bizler burada bilgeçlerimizle konularımızı hızlı ve pratik bir şekilde tekrar ediyoruz. Ve süzgeçlerle de ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz bilgileri hafızaya atıyoruz dedikten sonra hızlıca ne var? Tabii ki taktikli soru bankamız var. Buradaki M1 testini çözüyoruz. M1 testi sayfa 80-81'de ve doğal sayılar konusunu hop mis gibi öğrenmiş oluyoruz diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Tabii ki neler öğreneceğiz kısmına bakıyoruz. Artık chatte konuşma yapmıyoruz. Çünkü öğretmenimiz konu anlatmaya başladı. Tabii ki sizlerle muhabbet edeceğimiz zamanlarda olacak ama ders zamanı ders yapıyoruz. Konuşma zamanı da konuşuyoruz dedikten sonra neler öğreneceğiz biz bugün bu dersimizde? 3 basamaklı doğal sayıları okumayı ve yazmayı öğreneceğiz. Bizler geçen sene 2. sınıftık ve neler biliyorduk? 2 basamaklı sayılar okuyabiliyorduk. Sadece onlar basamağı, birler basamağından oluşan sayıları okuyabiliyorduk. Ve artık biz 3. sınıf olduk. 3 basamaklı sayıları okumayı öğreneceğiz. Bin içinde birer, onar, yüzer ritmik saymayı öğreneceğiz. Bunu da öğrendikten sonra ne yapacağız? 3 basamaklı doğal sayıların basamak adlarını okumayı, basamak adlarını, basamaktaki sayının sayı değerini ve basamak değerini, aynı zamanda bu sayıları okumayı, çözümlemeyi de öğreneceğiz. Bu kadar karışık olduğuna bakmayın. Aslında hepsi bildiğiniz şeyler. Sadece 3. sınıf olduğumuz için bir tane basamak atlayacağız. Yani öğrendiğimiz bilgilere ek yeni bir basamak atlıyoruz, yeni bir basamak ekliyoruz. Hazırsanız artık chat'e dokunmuyoruz ve hızlıca ne yapıyoruz? Dersimize dönüyoruz. Evet arkadaşlar hızlıca bakalım. Doğal sayılar konusunda bizler dediğimiz gibi 2 basamaklı doğal sayıları okumayı yazmayı daha önceden öğrenmiştik. Peki aşağıdaki modellenen sayımıza bakalım. Bu neydi? Bunlar onluk blok yerine geçiyor. Bunlar da birlik yerine geçiyor. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 onluk hangi sayı yapıyordu? 9 tane. 9 tane onluk. Yani onar onar 9 parmağımızı saymak. Yani 9 onluk ne yapıyordu? 90 sayısı yapıyordu. Hemen bakıyorum burada yine 9 birlik var. 9, 90 artı 9. Biz toplam işlemini zaten yapabiliyoruz. 0 yerine direkt 9'u koyduğumuzda 99 oluyordu. Peki ben buradaki rakamlarıma, sayılarıma bir birlik daha eklersem burada ne olacak? Artık burası 9 değil, 10 olacak değil mi? Yani burası 1 onluk olacak. 9 birlikte artık 1 onluk oldu. Peki burada 9 tane onluk vardı. 9 onluk yazalım şöyle. 9 onla 1 onluk daha eklersek 9 onla 1 onluk daha eklersek artık 10 tane onluğumuz oluyor. 10 tane parmağımızı onar onar saydığımızda hangi sayıya ulaşıyoruz? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sayısına ulaşıyoruz. İşte biz 100 sayısını nasıl yazıyoruz? 99, 100. Artık yeni bir basamak atlıyoruz. 3 tane basamağımız vardı. 99, 2 basamaklıydı. Artık 3. basamağa geçiyoruz ve 1 sayısını yazıyoruz.
en küçük 2-3 basamaklı doğal serimiz olan yüzü de öğrenmiş oluyoruz. 99 bizim neyimizmiş? 2 basamaklı en büyük doğal sayımız. Peki 100 ne bizim? En küçük 3 basamaklı doğal sayımız. 99 en büyük 2 basamaklı, 100 en küçük 3 basamaklı doğal sayımız. Şimdi bizden ne istiyor? Taban bloklarıyla modellenen sayıları, sayıları ve okunuşlarını yazmamızı istiyor. Öncelikle sayılarımızı yazıyoruz. Hemen şöyle kalemimizle, turuncu renk mi bu? Evet, bordo turuncu arası bir renk. Modellenen sayı yazalım. Bu bloğun adını biliyoruz, birlik blok. Bu bloğun adını biliyoruz, onluk blok. Artık onluk blokların 10 tanesinin bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz bloğa da biz yüzlük blok diyoruz. Yani 100 tane birlik var çünkü. 1 tane yüzlük, 2 tane yüzlük, 3 tane yüzlük, 4 tane yüzlük. 4 tane yüzlüğümüz var değil mi? 4 yüzlük bloğumuz var. Peki kaç tane onluk bloğumuz var? 1 tane arkadaşlar, 1 tane onluk ve kaç tane birlik bloğumuz var? 5 tane de birlik bloğumuz var. O zaman ben bunları nasıl okuyorum? 4 yüzlük. Evet. 100. 4 tane 100. 400. 1 tane onluk 10 ve 5 tane birlik 5. Biz şu yüzü görmediğimizde bu sayıyı okumayı biliyoruz. 15. Artık bunu öğrendik. Başına bir de ne getireceğim? 400. 415. Peki nasıl yazıyorum? Buradaki rakamlarımı sırasıyla kullanıyorum. 415. Peki okunuşunu nasıl yazacağım? Her basamağın arasında, her kelimenin arasında birer boşluk bırakarak yazacağım. 415. Hızlı bir şekilde burayı yazdığımıza göre bir sonrakini de yapabiliriz. Modellenen sayıyı tekrardan yazalım. Bu sefer kırmızı değil, farklı bir dikkat çekici renkli yazalım. Yüzlüklerimizi sayalım hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yüzlük bloğumuz var. Onluklarımız kaç tane? 1, 2. Hızlıca bunu yazıyorum. 2 onluk. Ve kaç tane birliğim var? 9 tane de birliğim var. Şu sayıyı okumayı biliyorduk. 29. Başına ne getireceğim? 800 29. Nasıl yazıyorum? Sadece sayıları aynı şekilde devam ettiriyorum. 829. Okunuşunu yazarken neye dikkat ediyoruz? Her kelimenin arasında birer boşluk bırakmaya tabii ki dikkat ediyoruz. Hemen yazalım. 820. Hemen şöyle. 29. 829 yazdık ve hızlıca ne yapıyoruz? Sonraki soru yani eşleşen soruyla devam ediyorum. Sayıları okunuşlarıyla eşleştireceğiz. Hemen ben burada, şimdi sizlerle beraber yapacağız aslında bunu. Ben burada sayının okunuşunu söyleyeceğim. Sizlerden chat'e bu sayının yazılışını yazmanızı istiyorum. Sizin yazdığınız sayılara göre, çoğunluğa göre de doğru olan sonuçla eşleştireceğim. Hemen birincisiyle başlayalım. Hazır mısınız? Evet, süpersiniz. 672. 672 yazmak için 3 saniyeniz var. 2, 1. Evet, 672. Bakalım kimler doğru yapmış? Evet, 672'nin hatta buradaki kalemimizi değiştirelim. Şöyle biraz daha kalın bir şey olsun. 672 doğru cevap. Peki 105. Nasıl yazacağım? 100 var, bir tane yüzlük var. Bir de 5 sayısı var. Acaba nasıl yazacağım? Kimler doğru yazacak? Evet, süpersiniz arkadaşlar. 105 tabii ki böyle yazılır. Çünkü onlar basamağında herhangi bir sayı yok. Ve onluklardan da herhangi bir onluk yok okunuşunda. 10, 20, 30, 40, 50 diyebileceğim herhangi bir sayı yok. Peki 200 bu çok kolay değil mi? 200 direkt zaten karşısında. Hemen bu tarafa geçiyorum. 347. 347 hangisi olabilir? 2 tane kaldı. Evet, süpersiniz. 347'yi de yaptığımıza göre en son 985'i de bu şekilde eşleştirebiliriz diyoruz ve hemen bir sonraki sayfamıza geçiş yapalım arkadaşlar. Şöyle aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazalım. Kalemlerimizi değiştirelim çünkü bu biraz kalın yazıyor. Hemen şöyle dikkat çekici bir renk siyah alabiliriz. Siyahla yazalım. Yüzler basamağımda ne var? 4 var. Bu sayı 4 tane yüzlükten oluşuyor.
Dö okunuşlarını dedik. Ben rakamla yazdım. Süperiz. Hemen hızlıca burayı sildiğimize göre 400 yazalım. Sizler de aynı zamanda çete yazabilirsiniz. Zaten sayıyı ben söyledim. 415. Evet, bir sonraki sayı. 700'lük, 4 onluk, 2 birlikten oluşuyor. 742. Hep beraber yazabiliriz. 742. Burayı da bitirdiğimize göre 192. Bir tane yüzlük, 9 tane onluk, 2 tane de birlik. Bir yüz demiyoruz değil mi? Bir yüz diye bir şey yok. Öğretmenim elinde kaç tane kitap var? Veyahut da öğretmenim elinde ne var? Kitap. Bir tane kitap demeyiz hiçbir zaman. Veyahut da öğretmenim elinde ne var? Kalem. Bir tane kalem demem. Ama ben şöyle kalemler alsam, öğretmenim de elinde ne var? 5 tane kalem var. Buradaki 5, buradaki sayının adedini belirtiyor. Biz bir tane olan varlıklara, yani çoğu zaman da bir tane şundan var, bir tane akıllı tahta var, bir tane tonguç var demiyoruz. Öğretmenim üzerinde ne var? Tonguç var. Bir tane tonguç var demiyorum mesela. Veyahut da burada öğretmenim ne var? Köpek var. Bir tane köpek var demiyorum. Oradaki biri görmüyoruz. Yani bir tane olan şey zaten 100. Hemen yazalım. 100, ne dedik bunun okunuşuna? 192 dedik ve son sayımıza geçiyoruz. 203. 203 yazdık ve ü birazcık çatı gibi oldu ama olsun. Bir sonraki, birinci sorumuza geçiyoruz. Verilen sayılardan başlayarak ileriye birer ritmik sayalım. Haydi sayalım. Birer ritmik saymak ne demek? Birler basamağını birer birer arttırmak demek. Hemen arttıralım. Bir sonra bir arttırdığımızda birler basamağını ne olacak? 7 olacak. 287. 288. 289. 290. Artık birler basamağını arttırırsam 10 olacak. Ne olacak? 10'un biri buraya gelecek, sıfırı burada kalacak. 291. Hemen devam edelim. 490'dan. 491, 492, 493, 494, 495, 496 diye ben devam ediyordum. Siz kendi içinizden bunu devam ettirebilirsiniz tabii ki. 362 ile devam edelim arkadaşlar. Birler basamağını arttırarak ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 363, 364, 365, 366 ve 367. Hemen devam edelim. 903 ile. 904, 905, 906, 907, 908. Devam edelim. 909, 910, 911 diye birer birer devam edebiliriz. Şimdi ne istiyor papatyalarda? Onar ritmik saymamızı. Onar ritmik sayma neydi? Onar basamağını birler birer birer arttırmak. Yani bu sayının onlar basamağıyla bu sefer oynayacağız. Birler basamağını ve yüzler basamağına dokunmayacağız. Hemen yapalım. 428. Eğer 2 bir arttırırsak ne olur? 3 olur. 3'ü biz nasıl okuruz? 438. Hemen yapalım. 438. Bir arttırıyorum. Onlar basamağını, yani sayıyı 10 arttırıyorum. 448. 458. Yazamadık. Birazcık hemen şöyle düzeltelim. Yazamadık. Şöyle düzgün kalemimizi alalım. 448 dedik. 458, 468 ve 478 yazdık, bitirdik. 590'da devam ediyorum. 1 ile 10'lar basamağını bir arttıracağım. 9, 10 oldu. Ne yapacağım? Şöyle bir sayı biliyor muyuz biz? Böyle bir sayı yazmayı öğrendik mi? Öğrenmedik. Buradaki 10'un birini yüzler basamağına atacağım. Sıfırını onlar basamağında bırakacağım. Yani 5'e attım. 6 oldu. Bunlar da 0 oldu. 600. Artık yine normal şekilde devam edebiliriz. 610, 620, 630, 640. Bitirdik. Devam edelim. 942. Hemen onlar basamağımı arttırıyorum. 952, 962, 900 yazalım, 72, 982 ve 992
bitirdik. Onar ritmik saymamızı. Peki bir sonraki soruda ne diyor? Yüzer yüzer ritmik sayalım. Yüzer ritmik saymada ne var? Yüzler basamağını yine aynı bir önceki ve ondan önceki slide'da yaptığımız gibi birer birer yüzler basamağımızı arttıracağız. Yani sayıyı yüzer yüzer arttıracağız. Yüzler basamağıma bakıyorum. Bir var. Bir arttıracağım, iki olacak. Peki nasıl okuyacağım ben bunu? 285. Bir daha arttırıyorum. 385. Bir yüz daha ekliyorum. 485. 585. 685. 785. 885 şeklinde devam ediyor. Hemen buraya dönelim. 271. Yüzler basamağını arttırıyorum. Yani sayıyı 100 arttırıyorum. 371. 471. 571. 671. 771 diyorum. Peki 499'a devam edelim. Burayı bir arttırdım. 599, 699, 799, 899 ve 999. 999 sayısı bizim 3 basamaklı en büyük sayımızdır arkadaşlar. Bunu da bir yere not alabilirsiniz. Ve devam edelim şanslı sorumuzla. Yandaki torbada 0'dan 9'a kadar sayıların yazılı olduğu kartlar bulunmaktadır. Hemen burayı ben renkli kalemle şöyle çizmek istiyorum. 0'dan 9'a kadar rakamlar yazıyor. Buna göre torbada kalan sayılar ile torbadan alt sefer kart çekmiş Tonguç ve bu sayılardan 2 tanesi 2 tane sayı oluşturmuş. Bu sayılardan bir tanesi 300. 82, hemen şöyle işaretleyelim sayılarımızın okunuşlarını ve 190 sayısını oluşturmuş. Bu sayıları ne yapacağız? Tabii ki öncelikle bu sayıların yazılışlarını, sayıyla yazılışını bir yazacağız. 382 sayısı, şurası da şuraya dahil ve 190 sayısı değil mi? Peki ne vardı Tonguç'un torbasında? 1'den 9'a kadar kartlar vardı. 0'dan 9'a kadar kartlar vardı. Hemen ben yazıyorum buraya 0'dan 9'a kadar olan tüm rakamlarımı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'a kadar olan rakamlarımı yazdım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Benden ne istiyor bu soru? Önce bir onu okuyacağım. Torbada kalan sayılar, torbada kalan sayıları bulmak için ne yapacağım? Buradaki kullandığım rakamları buradan eleyeceğim. Haydi eleyelim. 3 gitti. 8 gitti. 2 gitti. 1 gitti. Sıfırı sildik yanlışlıkla. Evet ya sıfırı silmiyoruz. 1'i siliyoruz. Yine ben sıfırı sildim. Evet 1'i siliyoruz. 9 gitti. 0 gitti. Elimde kalan sayılara bakıyorum. 4 6 4, 5, 6, 7. 4 tane sayı kaldı elimde. Şöyle yazalım. 4, 5, 6, 7. 4 tane sayı kaldı. Diyor ki bu sayılarla oluşturulabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi en büyük doğal sayı, 3 basamaklı en büyük doğal sayı için ne yapacağım? Ben öncelikle şöyle size bir ipucu vermek istiyorum. 3 basamaklı dediği için 1, 2, 3 tane basamak yapıyorum. Bu basamakların isimleri neydi? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı değil mi? Şimdi en büyük sayıya ulaşabilmek için en büyük basamağa en büyük sayıyı yazacağız. Hemen bakıyorum 4, 5, 6'dan en büyüğü hangisi? 7 değil mi? O zaman en büyük basamağım yüzler basamağım olduğu için 7'yi yüzler basamağıma yazdım. Onlar basamağına geldim sıra. Artık 7 yok. Şimdi sıradaki en büyük sayı 6. 7, 6, sonraki sıradaki sayı 5. 765 sayısı en büyük doğal sayıdır oluşturulabilecek. Peki dışarıda hangi sayı kalır diye sorsaydın ne yapacaktık? 4 sayısı da dışarıda kalırdı diyoruz ve bunları bile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar doğal sayılarla rakamların yazıldığı yere biz basamak adını veriyoruz. Doğal sayılardan rakamların yazıldığı az önceki soruda ne yaptım? 3 tane çizgi çektim. Biz bunu aslında basamak diyoruz. Peki bu basamakları nasıl adlandırıyoruz? Aslında bir nevi okunuşlarına göre adlandırıyoruz. Biz bu basamakların isimlerini önce sayımızı yazalım. 1, 2, 3, 3 tane yüzlük var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane onluk
ve 2 tane birliğim var. Basamak adlarını zaten bunun birler basamağı olduğunu, şöyle birazcık taşıyacak, birler basamağı olduğunu, yan tarafında onlar basamağı olduğunu biz ne yapmıştık? Geçen sene öğrenmiştik. Peki bu basamağımızın adı ne? Biz bunu nasıl sayıyoruz? Yüzer yüzer sayıyoruz değil mi? Peki onlar basamağını sayıyorduk? Onar onar, onar onar onlar basamağını sayıyoruz. Yüzer yüzer yüzler basamağını sayıyoruz. O zaman buradaki basamağımızın adı yüzler basamağı diyoruz. Yeni öğrendiğimiz basamağın adı. Hemen sayımızı yazalım. 382. 2 bizim hangi basamağımızda? Birler basamağımızda. Şöyle birler B nokta yazabiliriz. Sizler de chatte şu anda bunların hangi basamakta olduğunu benimle beraber yazabilirsiniz. 382 sayısının ikisini bulduk. 8 hangi basamakta arkadaşlar? Onlar basamağında. Ve 3 hangi basamakta? Yüzler basamağında. Bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Birer birer birler basamağını sayıyorum. Onar onar onlar basamağını sayıyorum. Yüzer yüzer yüzler basamağını sayıyorum. Buradaki aslında ipuçlarını bularak kendiniz unutmadan hızlı bir şekilde bunu da öğrenebilirsiniz. Doğal sayıları oluşturan rakamlar bulundukları basamaklara göre bir değer alıyorlar arkadaşlar. Bulundukları basamaklara göre aldığı değeri biz basamak değeri diyoruz. Ne demek bu? Nasıl basamak değeri? Ne demek? Nasıl veriyoruz biz bu basamağın değerini? Hemen bakalım. Basamak adlarını yazalım. Birler basamağı, ben bunu biliyorum zaten. Onlar basamağı, bunu da biliyorum zaten 2 yıldır. Geldim yeni öğrendiğim basamağım, yüzler basamağı. Şimdi ben ne yapıyordum? Birler basamağındaki sayıyı, 5 sayısını birer birer sayıyordum. 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Tamam. 4 onlar basamağında. 4 sayısını onar onar sayıyorum. 10, 20, 30, 40. 40. 7 sayısı yüzler basamağında yüzer yüzer sayıyorum. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. İşte bu kadar basit. Hemen yüzer yüzer, yüzler basamağında ise yüzer yüzer, onar basamağında ise onar onar, birer basamağında ise birer birer sayarak biz bu basamakların değerlerini bulabiliyoruz. Hemen basamak değerlerini yazalım. 1'i biliyorum zaten, birler basamağında ise aynı kalıyor 1. 4'ün yanına 4 neydi? Hemen buradan bakalım. 40'tı. 3 yüzer yüzer sayıyorum. 100, 200, 300. Bu kadar basit. Hemen 816'ya geliyorum. 6, 10, 800. Hızlıca burayı ne yapıyorum? Artık geçiyorum. Şimdi diyor ki basamak değerleri karışık verilmiş sayıları yazalım. Hemen şöyle elimde Tonguç, Tankut ve Tongül'ün olduğu çok güzel bir etkinlik var. Sayıları burada birleştirip okuyacağım ve oluşan sayıyı yazacağım. Şimdi bakıyorum bir 200 var. Hemen buradaki yüzler basamağımı 200'e getiriyorum. Peki onlar basamağımda hangi sayı var? Onlukların 70. Hemen burayı 70'e çekiyorum. Peki birlik olarak ne var? 2. Burayı da 2'ye getiriyorum. Şöyle tutalım. 2'ye getiriyorum. Oluşan sayıyı bana chatten yazabilir misiniz? Evet arkadaşlar, tabii ki 272. Peki bir sonrakini yapalım. 300 var. Hızlıca şöyle 300. Başka ne var? 40 var. Şöyle 40'ımızı getirelim. Ve 6 var. Burayı da 6 yapalım. Şöyle yukarıya doğru çekelim. Ve sizlere gösterelim. Okuyalım mı bu sayıyı hep beraber? Bu sayı kaç, nasıl okunuyor? 300. Hep beraber okuyalım. 346. 346. Hızlı okuyalım. 346. Bakın sayımız zaten direkt çıktı. Peki buradaki sayılar üzerinden devam edelim. Büyükten küçüğe hızlıca okuyalım. 928. Sayımızı zaten aynı zamanda söylemiş olduk. Hızlıca bakalım buraya. 751. Çok basit değil mi? Buraya bakıyorum. 675. İşte bu kadar basit ve kolay. Peki neye dikkat etmemiz lazım bizim basamak değerlerinde? Karıştırabileceğimiz bir konu var. Ne bu konu? Bu sayıların basamak değerleri olduğu gibi aynı zamanda birer de sayı değeri var. Peki arasındaki fark ne? Basamak değeri dediğimiz şey bulunduğu basamağa göre alıyordu değeri. Onlar basamağındaysa onar onar sayılıyordu. Yüzler basamağındaysa yüzer yüzer sayılıyor. Birler basamağındaysa birer birer sayılıyor. Ama
sayı değerinde böyle basamakla alakalı hiçbir şey yok. Sayının kendisi direkt. Nasıl? 836 sayısı. Birler basamağında, onlar basamağında, yüzler basamağında. Birer birer saydım 6, 3'ü onar onar saydım 30 ve 8'i yüzer yüzer saydım 800. Bulundukları basamaklarla bir ilişkisi var. Ama sayı değerine geldiğim zaman sayının kendisi. Ne demek sayının kendisi? 6. 6'nın kendisi 6. 3'ün kendisi 3, 8'in kendisi 8. İşte bu kadar kolay. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim hep beraber. Biz bu videomuzda neler öğrendik? Neleri tekrar ettik? Biz geçen sene öğrendiğimiz onlar ve birler basamaklarını ve basamak değerlerini tekrar ederken biz öğrendiğimiz bilgilerin üzerine yüzler basamağını eklemiş olduk. 3 basamaklı doğal sayıları okumayı ve yazmayı yani yüzler basamağını artık çıkmayı öğrendik. Binin içerisinde birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik saymayı öğrendik. Aynı zamanda 3 basamaklı doğal sayıların basamak adı, basamak değeri ve sayı değerinin ne olduğunu öğrendik. Ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Ödüllü sorumuzla hızlıca dersimizi bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.